Ne oldu sokak röportajları yapabildin mi? Yaptım ya, yaptım. Halkın nabzını tuttum yani, tam olarak halkın nabzı tutuldu. Tutuldu. Şu an mu? Görev tamamlandı. Gittin mi Ümraniye'ye? Ümraniye'ye gitmedim. Moda'da tuttum halkın nabzını. Ben sana Ümraniye'ye git demiştim. Ümraniye şimdi iki vesayet gideceğim falan. Halkın nabzını Moda'da mı tuttun? Halkın nabzını Moda'da tuttum ama çok çeşitli insanlar gördüm. Yani Moda diye insanlar artık böyle bir kafasında bir model oluşturmuş. Onun dışına çıktım bir sürü. Cumhur İttifakları vardı, Millet İttifakları buldun vardı. Buldun mu Cumhur İttifakı'nda? Buldum tabii ki, buldum. Gerçekten? Gerçekten, yemin ederim. Kaç tane buldun? Valla 80 kişiyle yaptıysam ikisi. İki tane buldun mu? Evet, halkın nabzı burada böyle atıyor. Yapacak bir şey yok. Hangi ajansdan geliyorsunuz diye sordu mu? Yok, TikTok'ta var mı diye soran oldu. Ben de var dedim. Şeyciğim, biz TikTok'ta yokuz. Evet, ben de var dedim. Niye yokuz TikTok'ta ya? Bir de şöyle bir şey yani. Evet, biz neden yokuz TikTok'ta? Bu birinci soru. Bizim olmamız gereken mecra TikTok'tur. Biri bizi TikTok'a koysa ya. Evet ya. Biri bizi TikTok'a koysa. Ne kadar biz beceremiyoruz bu işleri. Evet, biri bizi TikTok'a koysa. Lütfen TikTok artık ya. Gelecek TikTok'ta ya. Çünkü ben de orada dinlemeler çok yüksek diye duydum. Ben de TikTok'um yok. TikTok görmedim. TikTok'u öven insanları gördüm yani. Caner'in halkın nabzını tutuşunu bir de izleyelim bakalım. Merhaba, soru sorabilir miyiz? Küçük, kısa sorular. Merhaba, bir soru sorabilir miyim? İstemiyorsunuz, siz de istemiyorsunuz. Tamam, istemiyor insanlar. Merhaba, soru sorabilir miyim? Türkçe bilmiyor musun? Daha iyi. Hocam kaçma ya, gel bir soru soracağım ya. Merhaba, Icardi. Evet, konuşalım mı? Seçimlerde kime oy verdin? Seçimleri karıştırmıyorum. Maça gelelim. Abi oy verdin mi? Verdim abi. Hangisine? Cumhur İttifakı mı, Millet İttifakı mı? Cumhur İttifakı. Peki sence nasıl olacak, nasıl bitecek yarış? AK Parti alacak başka, kim alabilir ki? Peki sence hangi icraatlarından dolayı kazandı? Abi her konuda 4-4-2 iyidir yani. Mesela bana bir iki tane ya da üç tane söyleyebilir misin? Nasıl söyleyeyim ki yani? Aklına gelen en basit yani. Yıllardır, ondan sonra efendim her konuda 4-4-2 yani. Evet, evet, aynen. Joy verdin mi? Verdim. İlk defa mı? İlk defa verdim. Peki ne oldu, ilk defa verdin, memnun kaldın mı? Kaldım, güzeldi. Yani mührü kırmadım, öyle söyleyeyim. Mührü kıracak kadar salak değildi. Onlar sence tepkiden dolayı mı öyle kırdılar, yoksa salaklıklarından? Yok, hani Müslüm Baba'nın konserinde jilet atıyor, o enerjiyle kırdılar bence. Sence hangisi bu yarışı önde götürür? Şimdi ikinci tura kaldı ya. Ben AK Parti olabilir, emin değilim ya. Millete verdim de benim tahminimce gene klasik yani, malum. Klasiklerden gider diyorsun. Peki sen oy vermiş olsaydın Cumhur İttifakı'na hangi sebepten dolayı oy verdin? Bir empati kuralım onlarla. Kuramıyorum ki, sen bilmiyorum yani. Adam kuramadı bile, bak görüyor musun? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı var. Şu anda ikinci tura kaldı. Siz ne diyorsunuz? Hangisi kazanır diyorsunuz? Şunu söylüyorum. Seçimlerde hile yapılmıştır. Bunu da şöyle açıklayayım size. Bilimsel olarak açıklayayım. Ve bir hile yapıldı iktidar partisi tarafından. Bunu da bir başka kanıtını da şöyle söyleyeyim ben size. Z kuşağıyla konuşuyoruz. Z kuşağı en sevdiğim kuşak. Sizden gelecek vadeden bir kuşaksınız. Hangisine verdiniz? Cumhur mu, millet mi? İki ittifak var biliyorsunuz. Ben Millet İttifakı'na verdim. Cumhuriyet Halk Partisi, altı ok. Ama ikinci tur seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na değil de Erdoğan'a vermeyi düşünüyorum oyumu. Nedeni şu, çünkü yani bazı şeylerden vazgeçiyor insan artık bu sonuçları görünce. Bazı şeylerden vazgeçiyor. O yüzden ben de böyle bir seçim yapmayı düşünüyorum. Yani Millet İttifakı'na verdiğin, şu anda Tayyip Erdoğan'a vereceksin. Gerçekten Z kuşağı. Evet, ironik bir röportaj oluyor şu anda. Bir sarkazm var. Size birkaç sorum var. Siz bu son seçimlerde oy kullandınız mı? Ben Kıbrıslıyım. Kıbrıs'ta kullanılmıyor mu? Yok, biz Kıbrıslılar kullanmıyoruz. Kıbrıslılar kullanmıyor. Kullansaydınız hangisini kullanırdınız? Varsayımsal konuşalım. Yok, şu an yorum yapamam. Yorum yapmak istemiyorsunuz. Hayır. Değişim istiyoruz sadece. Değişim istiyorsunuz. Ama bu yorum oldu. Hayır, öyle değil. Yorum değil. Yorum yaptı. Bence şu anda yorum. Bence şu an yorum yapıyor. Kıbrıslılar değişim istiyor diye bu altyazı geçin. Dilara, ülkede demokrasi var mı? Var. Evet. Evet, çok güzel. Halk gerçekten sokak röportajına doymuş. Artık yani gına gelmiş ya. Şöyle diyen insanlar vardı sokak röportajında. Ben bu konu hakkında demecimi vermiştim. Hani ben de dedim ki özür dilerim. Sizin daha önce bu konularda ilgili fikrinizi belirttiğinizi ben bilmiyordum. Eşeklik ettim ve mikrofonu uzattım gibi bir durum oldu. Nasıl hani Kadıköy'de kişi başına 5 podcast düşüyorsa... Evet. Aynen, 6 tane sokak röportajı. Tabii, düşüyor. Her kişiye 6 sokak röportajı düşüyor yani. Bu arada bundan sonra halkın nabzını tutamayacağım bir yer daha söyleyeyim sana. Neresi? Bilecik. Evet, onunla ilgili
biz senle ben en son bir video yayınladık. Videoda işte şaka yollu şey diyoruz. Katar yarın bize haciz koyarsa. Tabii ülkeye haciz gelirse bileceği verebiliriz gibi bir şey söylüyorum. Ki ben zaten orada söyledim sana katılmadığımı. O yüzden tabii ki olayım. Sen oradan sıyrıldın hemen zaten. Evet, sana şey diyenler olmuş. Gavat denmiş. Gavat denmiş. Bunu söylemek istemedim ama Çağla söyleyince artık şey bir ritmi bozuldu onu söyleyebilirim. Bilecik sana girsin diyenler olmuş. Girsin diyenler olmuş. Olaya anneni dahil edenler olmuş. Anneni dahil edenler olmuş. Demek ki Bilecik'te sadece 4 kişi yokmuş. Çünkü sana küfredenlerin sayısı bayağı yüksekti. Evet. Bilecik Belediyesi'ne şikayet edilmişiz. Evet. Birini belediyeye şikayet etmek ne kadar doğru? Çünkü zabıtalar gelip beni alacak mıydı? Ne yapacak? Bir sansür kurumu var, ona şikayet edenler evet, var. Evet evet. Ama kendisine şikayet etmemiş. Yoruma şey yazmış. Buna nasıl izin veriliyor? Evet. Hani böyle bir kurum vardı, ne oldu? Böyle bir yasa vardı. Ben de yani şey diye düşündüm yani kendini şikayet etsene. Evet, bizi ne uğraştırıyorsun? Hayır, niye başkasından istiyorsun? Linççilerimiz bile çok üşengeç ya. Linççilerimiz bile kendi linç edemez hale geldi. Yok birisi mesela. Lütfen şikayet etsin diyor. Abi kendi şikayetini kendine. Kendi şikayetini kendine et ya. Ha, asıl şeyden çok bozulan olmuş. İşte Katar haciz getirelim. Evet, onu AK Partililer çok bozulmuş. Evet. Hiç bozulmaya gerek yok bence bu konuyla ilgili. Yani Katar'la swap yaptığımız genel olarak bilinen bir şey. Evet, yani bunu bilmiyorlarsa evet. Biraz okusunlar, araştırsınlar diye. Büyüklü miktarda borç aldığımız sanıyorum kamuya açık bir bilgi. O yüzden evet. Niye bu sorun oldu ona da. Ha, birisi çok kızmış Katar konusunda ve şey demiş, sizi Katar'a köle olarak satalım. Sen de çok köle tipi yok Çağla ama ben yaparım belki de. Yani Katar'a köle olarak bizi mi ihraç edeceksin? Sen zaten 3'te uyanıyorsun öyle. Evet, ben çok köleliğe uygun değilim. Ben çok yiyorum. Evet, her işinin içinde köle vardır diye bir şey yok. Bazen bazı vasıflara sahip bizdir, köleyizdir. Yani ben kölelik de bir istidat gerektiriyor yani. Ben mesela ülke olsam ve biri bana şey dese işte Çağla'ya köle olarak satalım falan dedi. Ben şey derim ya abi ben öyle bir ülke miyim? Evet yani bu arada ben köleliğin sen olduğu bana bir ülke miyim? Derim. Burada hani Katar'ı korumak yerine burada Katar'a laf edilmiş gibi bir evet, durum. Evet, Katar'a laf sokulmuş gibi bir hali evet. Var bence. Bizi köle olarak pazarlamakla alakalı. Evet. Evet ama güzel tarafı hani böyle vatan hainliğiyle suçlanmışız hani köle olarak satılmamız öngörülmüş işte dediğim gibi sana kavak diyenler var. No, ya, o çok denir bana zaten yıllardır söylenen bir şey. Ama kimse komik değil dememiş. Bu da bizim başarımız. O da bizim başarımız. O da bizim başarımız. Kimse şunu diyememiş. Bu ne lan bu komik değil böyle şaka mı olur düdük dememiş. Dememiş. Kavak demiş. O da bence çok pozitif. Evet ben bence okudum. de. Seçimlerin birinci turunu geride bıraktı. Bugün. Ama tam bitmedi diye biliyorum. Yani yüzde şu anda evet, açılan şu sandık an... %99,9 diye biliyorum. Açılmayan sandık mı var? %0,01 açılmadı. Hala umut var diyorsun. Evet şu anda ben o açılmayan sandığı merak ediyorum. Bir şeyleri değiştirebilir mi acaba o sandık? Peki kullandın mı oyunu? Kullandım. Kaç gibi gittin? 4.45. Yani az daha veremiyordum. Az daha veremiyordum gibi bir şey. Ama onun heyecanı çok güzel değil mi? Tabii yetiştiğimi heyecanı da çok güzel bir kere. Öğlen 12'de 1'de gidince çok sıra oluyor. Ben sen... erkenden koşa koşa gidiyorum. Evet mesela 4.30'da 4.45'te gidince sen onların umudu gibi oluyorsun. Herkes kendinden zannediyor. En son oy hep şeye Millet İttifakı'na. Tabii. Bir de hayır. Gececi oyu. Gececi oyu. Beni görünce herkes abi bize verecek diyor. Çünkü benim tipim şey her partiye uygun bir tip. Geçen biri tweet atmış. Gerçek seçim gurmeleri son dakikada girer. Seçim kabinine diye. Demek o gurme sensin yani. Evet evet. Çünkü oradaki şeyi de hissediyorsun. Yani orada özel kişisin. Böyle herkes sana bakıyor. Evet, evet. Sana yardım böyle ikramlar falanlar filanlar. Hadi bitirelim bu işi. Evet evet bekliyorsun böyle. Tamam ben gidiyorum böyle veriyorum. İstediğin kadar kal mesela içeride. Eğer şey olsaydı mesela açık sayım olsaydı. Hı-hı. O sırada görseydi mesela sandıkta ve ülke genelinde oy sayısı ne. Hı-hı. Muhtemelen kalkıp gitmeyebilirdim bile. Ya olan evet, olmuş zaten. Evet, benim bir oyun mu değiştirecek ama gibi çok şey gitmeyen olur. Ama çok... yani belirsiz olduğu için böyle kalkıp gidiyorsun gibi. Evet evet. Damgayı basarken böyle bir stres oldun mu doğru yere basacak mıyım acaba? Oldum. Kaydırma da yapmış olabilirim ben bu arada. Ben tam böyle tam o evet'i denk getiremiyorum ben. Peki bir şey denk önceden zaten. Katladın mı sonradan mı katladın? Sonradan katladım. Ben önceden katladım sırada beklerken. Böyle çalıştım zarfa sokma ben falan çalıştım. Ben de sıra çalıştım. Yoktu. Ha, doğru işte o yüzden. Bir de o pusulayla zaman geçiriyorsun ya. Ben mesela bütün pusulayı da okudum. Kafan karıştı mı? Acaba son dakikada. Son dakikada. HKP'ye mi oy versem? HKP de Enort ortada. Ve o da mesela 27 tane aday çıkartmış. E tabii ne yapacak o da parti sonuçta. HKP'den böyle 27. sırada adın olsa. 27. sıra HKP. Evet, o böyle umudun resmi yani. Umudun resmi HKP'nin 27 adayla girmesi.
Ya da mesela annen onu görüp böyle gurur duyar mesela. Bak, oğlumun adı yazıyor orada benim, biliyor musunuz? HKP'nin sonundaki isim benim oğlum. Benim falan. Mesela öyle pusulada adım olsa. Sen ister misin? O pusulayı eve götürürüm. Ya bunu alabiliyor musun? Anı olarak kalmasını istiyorum daha. Bana atılan tek oyu da eve götürmek istiyorum. Kendime verdiğim tek oyu. Sizi eve götüreceğim. Acaba araklayan var mı? Ben ya? Onu kesin şey yaparım, biliyor musun? Çerçeveledim duvara. Yani illaki. Geçenlerde Tuşe'de tek kişilik yaptım. Posterini giderken götürdüm. Direkt çerçevelettim. Duvara astım. Duvar da eşimin ofisinde hemen arkasında duruyor. Hı-hı. Mesela böyle toplantılara falan giriyor. Atatürk'ü, Türk bayrağı ve Çağla Alkan Tuş'a gösterirsin. Çağla mikrofona konuşuyor. Şu hanımefendi kim Atatürk'ün yanındaki? Türkiye'ye komediyi getiren isim. Bu arada bu mesela bu son şeylerden sonra yediğimiz işte linç denmez çünkü o kadar. Linç denmez. Şey, lincimsi, tatlımsı bir şey. Tatsız yorum. Trafiği küçük diyelim. Küçük bir münakaşa diyelim. Linç değil çünkü ikimiz de linç yedik. Linç öyle bir şey linç değil yani, biliyoruz linçin ne olduğunu. Bir böyle hani olumsuzluk diyelim. Şeyi düşündüm böyle. Yani ben galiba gerçekten eşimin siyasi hayatına son vermiş olabilirim ya. Yani bilmiyorum öyle bir hani amacı ya da isteği var mıydı, hiç de sormadım ama. Hani sen yarın yanlışlıkla siyasete atılsa falan. Tabii boy boy senin resimlerini çıkar Çağla'cığım. Benim ben. Direkt böyle... Böyle videolar çıkar ya. Sen de öyle hissediyor musun? Tabii bende de canım, net benim direkt çıkar böyle bir söylediğim. Bileciği vermek istediler evet, falan. Evet, biz evet. Şu an bitirdik yani. Tabii vatan haini, işte gavat, bansız, bir sürü özellik var bende evet. Mesela. Benim oğlan geçen haftaya kadar çok kuyu Muharrem İnceciydi. Evet. Z kuşağı zaten genelde Muharrem İnceciydi. Çok ilginç bir şey. Yani bunun bence iki nedeni var. Birincisi biz evde o kadar siyaset konuşmuyoruz zaten. O yüzden orada bir boşluk oluyor. Bir de bu çocuklar devamlı TikTok izliyorlar. Ve o boşluğu oralar dolduruyor aslında. Evet. Şöyle söyleyeyim, mesela diş macununun kapağını kapatmakta zorlanan çocuk Kemal Kılıçdaroğlu'na dair böyle çok sert fikirlere falan evde böyle manifesto falan veriyor bize böyle. Ama mesela seçimden sonraki günde bana şey dedi, anne hemen git en yakın sandığa oyları koru falan gibi şeyler söylemeye başladım. Çünkü genç kuşak gerçekten değişim istiyor şu anda. Evet evet. Benim mesela ilkokulda falan ANAP'lı arkadaşım vardı. İlkokul 3'e gidiyoruz, Erbakancı çocuk mesela ya da işte ne bileyim Mesut Yılmaz savunan çocuklar vardı. Hadi canım. Analog dönemi olduğu için bir de hani Babala TV, YouTube falan yok. İşte Erbakan savunan falan çocuklar hatırlıyorum yani. Mücahit Erbakan diye işte şey o ilkokul 3'te 4'te falan benim arkadaşlarım evet. Vardı. Kartal İmam Hatip'e mi gittin? Yok. Yok. Zaten gitsen şimdi buralarda olmaz. Gitsen şimdi nerelerdeydim efendim, nerelerdeydim. Bizim Göktürk'te Turgut Özal'ın posterleri vardı bu seçimde. Turgut Özal öldü diye biliyorum ben ama. Evet ama Anavatan Partisi vardı fark ettiysen pusulada. Pusulada vardı da. Evet. İşte yani hala mı Özal başındaymış? Turgut Özal'ın kim olduğunu biliyor mu mesela 30 yaşın altındaki insanlar? 30 yaşındaki altındakiler çok az. Çok az yani eski yani. Çünkü ben mesela bazen şey yapıyorum. Espri yapıyorum Adnan Menderes'le ilgili sahnede. Ve insanlar böyle gençler şey diye bakıyorlar. Hani niye bize havalimanı ismi söylüyor? Anlamıyorum. Havalimanının şu an bu konuyla ne evet, alakası? Evet. Ne olacak sence bu seçim sonuçları biz... Kuzey Kore olur muyuz? Yani Kuzey Kore biraz abartı bir yönetim. Malezya mı olur? Kimse hani hiçbir Kuzey Koreliyi buradan şey yaptık alındırmak, gücendirmek istemem. Kuzey Kore olur muyuz? Sonrasında... Kuzey Kore'de internet yok o yüzden rahat Kuzey Kore ile ilgili istediğim yok, gibi. Yok olsun yani. Kuzey Koreli ince yemeyiz. Orada internet yok. Biliyorum ama Kuzey Koreli içimizde Kuzey Koreli savunacak insanlar vardır. Kuzey Kore'ye nasıl böyle konuşursun? Gavat diye ben yorum geleceğini tahmin ediyorum yani. Evet. Geçen gün şunu öğrendim. 3 tane saç şekli varmış. Kuzey Kore'de. Berbere gidiyorsun. 1, 2, 3 tane var. Şunlardan biri olsun diyorsun. 2'yi seçiyorsun mesela, onu yapıyorlar. Başka saç şekli yok. Mesela Cristiano Ronaldo gibi yap beni dediğin zaman idam. Çok fazla seçenek olması da iyi değil bence hayatta. Evet bence de bu arada. Yani saç şekli seçemiyorsun. Seçimlerde geçen gördük kaç tane orada parti var. Yahu ne evet. Yapıyorsunuz? Ben mesela şeyi de sevmiyorum. Restorana gidiyorsun mesela 100 tane seçenek var. Mesela? Ay ben ne bileyim yani çok seçenek. Evet. Ver bana 2 tane, 3 tane seçenek arasından seçeyim. Tavuklu pilav gibi mesela. Tavuklu pilav. Nohut mu tavuk mu? Nohut mu tavuk mu? O kadar. Bu kadar. Nohutla üstüne biber dolması döküyor, bilmem ne döküyor, evet, İzmir köfte döküyor. Yok bu kadar. Ve bir şey diyeyim mi? Sırf çok fazla düşünmemek için restoranlarda bir 5 sene kadar vejeteryandım. Evet. Daha doğrusu peskateryandım.
Ve çok rahat ettim yani. Yani. Zaten menünün yarısını eliyorsun. Çok az şey kalıyor. Ondan da seçiyorsun bir tane. Bu oy pusulasını tavuklu pilav mı, nohutlu pilav mı diye ayırıp ikiye indirsek zaten olurdu. İndirdik evet. zaten. Evet, ikinci turda neyse ki böyle bir problem ortadan problem kalktı. Kaldı. Evet, seçenekler ikiye inmiş durumda evet. zaten. Kaç parti vardı? Seçimde biliyor musun sayı yoksal olarak? Hayır bilmiyorum. Mesela 30 varsa, 30 varsa 30 tane zaten görüş yok. Böyle kombin yapıyorsun ama. Evet evet tabii. HKP mesela hem ulusalcı hem komünist. Patson'un yanına kumru söylüyorsun gibi yani. Evet, İslamcı ama mesela Kenevir de savunuyor mesela. Mesela mesela. Yeşil Sağ Parti mesela. Yeşil Sağ Parti. Aslında Kenevir Yeşil Sol Parti'nin şeyine daha çok uyuyor bence. Bence de. Amblemine uyuyor. Amblemine daha çok uyuyor Kenevir'i savunma. Evet, ama bu yeniden Refah'ın şeyine evet. almış durumda şu an onların. Neyse şimdi uzmanımıza bu konuları sormak için istersen bağlanalım. Evet, şu yeniden Refah bir öğrenelim evet. yeniden. Gerçekten Kenevir geri dönüş yapacak mı soracağım. Tek soru hazırladım Tek bu. Tek sorumuz bu. Kenevir. Var mı yok mu? Şimdi yani iki seçim arasında aslında düğün ve podcast olmaz. Evet ama ben de öyle bir düğünüm. Biz yapacağız mecburen. Birinci turu geride bıraktık. Şimdi ikinci tura girerken birinci turu yorumlaması için gerçekten uzman. Evet. Çok şaşkınım şu an bu programa katılmayı kabul ettiği için. Sanıyorum bizi izlemedi diye ben evet. tahmin ediyorum. Bence de. İzleseydi bence katılmazdı. Her neyse kendisi Daktilo 1984 yayın koordinatörü, siyaset yorumcusu. Evet. Bizim gibi değil yani bilerek yorumluyor. Ya bilerek yorumluyor ya biliyor. Gerçekten. Konuyu biliyor. Evet evet. Güzel. İlkan Dalkuç bizimle beraber. İlkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Daktilo 1984 nedir? Bir tarikat mı ne bu? George Orwell'la bir bağlantısı var mı? Aslında şey, bizim kurucularımızın hepsi sağda solda bir yerlere çıkmakta olan, bir yerlerde yazan insanlardı. Düzenli, düzensiz vesaire yazan insanlardı. En son baktık yazdığımız yerler kapanmaya başladı. Kendimiz bir yer yapalım dedik ve öyle kurulduk. Bizim aramızda arkadaşlar var böyle, benim gibi değiller, sanattan, edebiyattan anlıyorlar. Sinema kültürleri falan var. Yani ben dedim 1984 bu nedir ya, Orwell falan. Yo dedi, sen bilmiyorsun dedi. Leben das Anderen diye, Başkaların Hayatı diye film var. Orada bir daktilo var. O daktilo aslında 1984 romanına referans. Oradan ona referans. Evet. Biz aslında Leben das Anderen filmine, Doğu Almanya'daki baskıları anlatan bir filme yaptığımız bir referansla ona referans vermeye çalıştık. Öyle söyleyeyim. Evet. Evet. Caner biraz önce halkın nabzını tutmaya modaya gitti. Daktilo 1984'e de gidebilir misin? Evet yani. Evet. Bir sistemkar bir isim bulmuşlar. Sistemkar bir evet. filme de referans ediyor ama sisteminiz pek anlaşılmamış gibi. Muhtemelen de kurguda keseceğiz yani. Ben size açık konuşayım. İlk biz özür dilerim, yayın yapmaya başladık. Zaten ondan sonra sıkıntı çıkıyor. İnsanın yaratıcılığı bitiyor bir yerden sonra. İlk yayın acemilikten dedik gündem. Sonra yine gündem. Bir baktık hakikaten her hafta 2-3 program birden başlık atmak o kadar zor bir şey ki. En son artık hilesi vardı bu program başlığı bulmanın. Seçimlere 48 gün kaldı. Seçimlere 47 gün kaldı. Son 37 gün. Ve 5-6 başlığı öyle idare ettim, açık konuş. Evet, 5. gün, 6. gün. 31'e kadar yol aynen, varalım. Aynen. Bu program adı. Caner'in var öyle 31. gün diye. Evet, 31. gün diye aşk hayatımı anlattığım bir haber programı yaptım ben de. Evet. Valla çok teşekkür ederiz İlkan Bey katıldığınız için. Sizin kalibrenizde birini beklemiyorduk gerçekten. Ben açıkçası Aysun Kayacı'yı önermiştim. Evet evet, ben de. Seçim sonuçlarını yorumlamak için. Ben de Besim Tübük istemiştim ama ikisi de kabul etmediler ve. Dedik ne yapalım artık. Yani. İlkan Bey lider. Ama İlkan Bey de gerçekten formu yerinde, evet. entelijansiyası yerinde. İzmir'den bağlanıyorsunuz sanıyorum değil mi? Evet, İzmir'deyim. Seküler Cumhuriyet'in son kalesi İzmir'den, benim de memleketim evet. bu arada. Bir şey soracağım. Sizce İzmir'in en seküler mahallesi neresi? Bostanlı falan olabilir herhalde. Bostanlı mı? Mavişehir civarıdır diye tahmin Bostanlı, ediyorum. Bostanlı, Mavişehir diyor. Sen? İkisine de gösteriye gittik Çağla, biliyorsun. Evet, bence Alaçatı. Alaçatı, evet Alaçatı. Bence Alaçatı düşerse Cumhuriyet düşer. Yani sekülerliğin son kalesinin son kalesi bence Alaçatı. Ama Bostanlı da yakındır. Sizinle ilgili bir kişisel bir sorun var. Hani böyle Türkiye siyasetini takip eden birisi olarak nasıl hala bu kadar neşeli kalabiliyorsunuz? Yani hiç böyle saçınızı başınızı yolup sokaklarda koşmak gelmiyor mu içinizden? Hani
Çünkü benim geliyor da. Bazen yaratıyor. Bazen yaratıyor gerçekten de. Kişisel bir şey yaşandığı zaman daha kötü oluyor. Özellikle bizim Bilgehan'ın başına gelenler vardı. O zamanlar biraz daha moralimiz bozuktu. Onun ötesinde ama bir noktada şöyle bir şey var. Mücadelenin kendisini biraz seviyoruz. Yani o tarafı da var o işin. Ve o bize enerji veriyor. Ben mesela birinci tur işte sonuçlarını televizyondan izledim. Bayağı gece 2'ye kadar, 3'e kadar. Ve üzüldüm mesela o televizyondaki insanlara. Ve siz de canlı yayın yaptınız. Size de baktım biraz. Yaptık. Orada durmak zorundasın. Yüzün düşmemek zorunda galiba, değil mi? Böyle şeyler de var. Yani devam etmek zorundasın. Tabii. Bu tüm olan bitene baktığınız, nasıl baktığınızla alakalı. Mesela ben size tersten bir şey anlatayım. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde İsmet İnönü, Bülent Ecevit dahil alınan en yüksek oyu aldı şu anda. CHP tarihinde daha yüksek bir oy yok. Herhangi bir CHP'de henüz Kemal Kılıçdaroğlu kadar oy almadı. Peki şimdi, bir dakika, Ekrem İmamoğlu İstanbul'da daha yüksek oy almadı mı mesela? Tabii haklısın, Türkiye çapında diyorum. Evet. Türkiye çapında 50 seçimleri daha 50, 54, 57, 61, 65, 69 hepsinde herhangi bir Cumhuriyet Halk Partili ona yakın oy almadı şimdi. Onu geçen oy almadı daha doğrusu. Bülent Ecevit dahil. Şimdi bir yandan evet yenilgi doğru ama bu siyasette böyle bir şey, gerçekten yenilgiler var. Birileri yeniliyor her seçimde. Zaten sadece biri kazanabiliyor. Biraz da böyle bakmak lazım diye düşünüyorum. Bu biraz benim de hastalıklı belki de halimden kaynaklanıyor, bilmiyorum. Yani şimdi Türkiye nefesimizi tuttuk. Yani seçimi bekliyoruz. Evet. Caner Ankara'ya taşınacak. Evet, ben Ankara'ya taşınmayı düşünüyorum. Aylardır seçimi bekliyor. Evet. Ben mesela rejime başlayacağım. Evet. Cumhuriyet rejimine mi başlayacaksın? Neye başlayacaksın? Rejim değişimci olacak. Gerçi rejim değişmezse direkt rejime girmemiz gerekebilir ya. Evet, başka bir rejime gireceğiz. Venezuela rejimine. Var mı şöyle bir şey? Venezuela diyeti diye bir şey var. Aynen. Ben Sibel Can rejimi. Benim savunduğum tek rejim. Böyle seçimden önce yapılan bir sürü tahmin ve öngörü yanlış çıktı. Öyle değil mi? Mesela özellikle astrologlarımız. Astrologlarımız bu konuda kötü yorumlar yaptı. Sonradan Merkür Retrosu'na bağladılar bu arada. Evet ya, bir de mesela seçime 5 gün kala bir aday ölecekti. Evet. Kimse ölmedi. Evet evet. Falan mesela, bu büyük bir skandal değil mi sence? Yani bence bir skandal. Genelde bilirlerdi bu arada. Biz şu an kime güveneceğiz? Seçim günü ben bir taksiye bindim. Taksiyle Üsküdar'a gidiyordum ve şey dedi bana taksici. Astrologmuş bu arada. Ve bayağı biliyorum dedi. Ve taksi mi kullanıyor aynı zamanda? Ve taksi kullanıyor zamanında. Evet. Dedi ki ikinci tura kalıyor. Ha, ikinci tura mı kaldı? İkinci tura kaldı, o iş diyor. Siz de mi dedim tahminlerini tutması için seçimin bitmesini bekliyorsunuz dedim yani. Bu nasıl bir şey dedim. İlkan Bey, sizin nasıl tahminleriniz tuttu mu? Hiç tutmadı. Tam anlamıyla başarısız kaldık açıkçası. Ya astrologları da şöyle savunayım. Bu aramice çekildi mesela. O da sayılır artık. O kadar görebilmişler. Söyleyelim. tahminlerim şundan dolayı tutmadı. Yani seçim günü biraz tahminlerimi tutmayacağını anladım aslında. Sonuçlar açıklanmadan da. Çünkü katılım çok artmıştı. Evet. Türkiye'de katılım %90'ları bulduğu zaman, yani biraz şey gibi, katılım %70'lerden 85'lere kadar çıktığı zaman daha ziyade sol kesim, solu 85'in de daha üstüne çıktığı zaman da sağ kesimin oyları yükseliyor. Biraz öyle bir durum var. Hı-hı. Kimler sandığa gidiyorsa onlar kazanıyor. Hele şu anda iki tarafın da oyları %50'ye yakın olduğu için herhangi bir taraf %10 daha fazla katıldığı zaman %4-5 öne çıkmış oluyor aslında. Yani orada esas hikaye, yani biz bir tarafın diğer taraftan aldığı oy mesela %0.5, %1 gibi bir oyda ancak değiştirebilirken, bir taraf %10 daha fazla katılırsa direktmen %4-5 avantajlı hale geliyor. Burada bence tüm anketlerin gümlemesini sağlayan şey Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakın, Tayyip Erdoğan'a yakın seçmenin seçime olan yoğun katılımıydı. Bu kadar katılım beklenmiyordu bence. Evet. Bu katılım gerçek mi, gerçek değil mi, böyle bir şaibe de var. Özellikle şimdi bugün çarşamba değil mi günlerden? Evet, çarşamba. İlk turdan sonraki çarşamba bugün. Dün mesela salı günü sadece bu konuşuluyordu. Şimdi Türkiye'de gündem çok değişiyor. Belki biz bunu yayınladığımızda bu konu unutulmuş bile olabilir. Evet. Ama şu gün itibariyle hala şaibeler var yani. Çünkü bazı sandıklar tutarsız. Evet. Yani YSK sonuçları ıslak imzalı tutanakla tutarsız galiba. Ama bu ne kadar, yani ne kadar çok sandık olduğu da çok net değil. Bunun toplama etkisi de çok net değil galiba şu an, öyle değil mi? Çünkü ben muhalefetin tavrından biraz öyle anladım. Çok da fazla etkisi yokmuş gibi anladım ama siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben de biraz ona yakınım. 190 bin üzerinde sandık var Türkiye'de. Yani hatalı olan sandıklar işte 3, 5, 10, 100 tanedir. Bunlar çok fazla bir şey değiştirecek gibi değil bence. Ama şunu belki tartışabiliriz.
Ya şimdi Türkiye'de bir TÜİK verileri var, bir adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verileri falan var. Şimdi bu ikisi arasında, veriler arasında birkaç yüz bin kişilik bir fark var gerçekten. Hmm. Hangi bölgelerde var o fark, onu biliyor muyuz? Ya öyle bölgesi falan yok. Onu bilmiyoruz şu anda. Ama mesela ben bildiğim bir şey söyleyeyim. İkamet kağıdınız yoksa oy kullanamıyordunuz eskiden. Sonra geçen seçim kanununda bir değişiklik yaptılar. İkamet kağıdı olmayanlara da son ikametgahlarında oy verme hakkı çıktı. Ya o enteresan bir şeydi aslında. Onların ne kadarı, yani şöyle, son kayıtlı ikametgahınızla oy verme hakkı çıktı ve aslında orada yaşamıyorsunuz ve o zaman da zaten gerçekten de mesela kimi insanların evlerinde başka seçmenler çıktı ve evet, YSK bu normal dedi. Bu enteresan bir şeydi hakikaten ve bu yüzden de enteresan bir şekilde bir seçmen sayısında bir 500-600 binlik bir artış oldu. Bunu söyleyebilirim. Bu değişik bir şeydi. Bu bence bir gariplikti. Onu ekleyebilirim. Bir de şeyler var tabii enteresan olan. Bu pandemi döneminde ölüm kayıtları falan biraz gizlenmişti. Onun yarattığı da orada bir ufak bir şaibe de orada ben görüyorum. Yani aslında seçim sandıktan ziyade o listeler konusunda bir bazı şaibeli şeyler var bence. Ama ne kadardır? Yani evet. Sonuçta şey gibi, hiç kimse de oy almadan hiçbir şey olmaz ama orada evet, hafif bir hikaye olabilir. Şimdi onu zaten kontrol etmek çok zor herhalde, o söylediğiniz şeyi. Ya orada zaten artık şeye kalıyor olay. Yani kendi sandığınızdaki insanları ne kadar tanıyorsunuz? Biz böyle bir sandık WhatsApp grubu falan oluşturacağız zaten. Yakında evet, öyle tahmin ediyorum. Yani Bostanlı'da, Sarıyer'de yaparsın öyle bir şeyi ama mesela şeyde yapamazsın, evet, yani Konya'da falan yapamazsın. Bir de mesela galiba Güneydoğu'da MHP oyları çok çıkmış. Ben yanlış mı gördüm onu? Evet evet, çıktı. Ama bu. O da bir şey galiba, soru işareti yaratmış. Ya bazı illerde MHP oylarındaki artışı ben biraz normal görüyorum, onu söyleyeyim. Orada mesela AKP düşmüş, MHP artmış. Orada mesela Bingöl'de MHP biz oy almaz diye biliyoruz da Bingöl tarihinde MHP'li belediye başkanı var. Yani oralarda böyle bir yani Kürt olup Zaza olup MHP'ye oy vermek diye bir hani sol karşıtlığından öyle bir öyle MHP'liler vardı. Öyle MHP'lilerin çoğu Adalet ve Kalkınma Partili oldular sonrasında. Ve şimdi Tayyip Erdoğan'ın başarısızlığıyla biraz daha o tarafa geri kayışlar oldu oralarda. AKP'den MHP'ye bir kayış oldu. Ama tabii aynen öyle. Zaten hataların çoğu Yeşil Sol'la MHP arasında. Onlar da pusulada yan yana varmış galiba. Tam bilmiyorum da işte o şeyde bayağı da orada kayış var gerçekten. Ne kadardır onu ben bilemem. Tabii. O zaman bu oy oranının gerçeği yansıttığını farz ederek. Farz ediyoruz, yapacak bir şey yok artık, farz etmeliyiz. Sıradaki sorumu soruyorum. yani %49'u Türkiye'nin hala Tayyip Erdoğan'a oy veriyor gibi gözüküyor. Yani mesela ben geçen Maraş'ta eşimin yengesiyle konuşuyorum. Arkadan konvoy sesleri geliyor seçim akşamı. Evet. Dedim ne oluyoruz, kutlama yapıyorlar dedi. Çok ilginç geldi, yani Maraş'ta kutlama yapılıyor seçim sonucunu. Gerçekten değişimi istemiyor demek ki bu %49, öyle mi? Şu an durumlarından memnun olması. İstikrar gerek istiyorlar onlar. Amerika'da insanlar Donald Trump'a oy verdiler. Amerika'daki herhangi bir insan açısından böyle Donald Trump en bilge, en makul, ahlaklı adam olduğu söylenemez. Hatta daha muhafazakar olduğunu söyleyen insanlar gittiler Donald Trump'a oy verdiler. Donald Trump'ın neresi muhafazakar? Yani adam Miss Amerika'yı düzenliyor. Yani kumarhanesi var. Teknik olarak ahlaksızlıktan para kazanıyor adam yani baktığınız zaman. Evet. Ama zaten emlakçı falan yani. Dünyanın ahlaklı emlakçısı ne kadar ahlaklı olabilir, o da ayrı mesele. Emlakçılardan özür dileriz. Hemen emlakçılardan özür dileyelim çünkü böyle olmaz. Kumarhane sahiplerinden de özür dileyelim bence. İlkan Bey'in görüşleri bizim görüşlerimizi yansıtmamak. Aynen öyle, kendisini bağlar. Donald Trump oy verenler Donald Trump'a çok bayılmıyorlardı ama Donald Trump'tan nefret eden insanlardan nefret ediyorlardı. O yüzden bence evet, Donald Trump'a oy verdiler. Evet. Bir defa öyle bir toplumsal hınç var. Yani herkesin belli bir komünitesi var. O komünite diğerine hınçlı ve o hıncın yarattığı bir topluluk var bir defa. Onu söylemek lazım. Evet. Yani Türkiye'de öyle ikiye bölünmüş durumda. Mesela seküler nefreti açlıktan daha mı ön planda bu durumda? Açlık konusu da enteresan. Şöyle söyleyeyim. Birkaç yıldır işsizlik düşüyor şu an Türkiye'de. Ülke o kadar fakirleşti ki aslında mesela babaannesinin emekli maaşını falan tırtıklayan hain torunlar gittiler iş bulmak zorunda kaldılar. Açıkçası öyle bir yandan fakirleşme oldu ama işsizlik azaldı. O yüzden sürdürülebilir bir hayat var. Özellikle taşrada diye düşünüyorum. Onun yarattığı da bir direnç devam ediyor. Artı şunu da söylemek lazım. Mesela ben İzmir'deyim dedim. Ya seçim öncesinde gerçekten TCG Anadolu böyle mini uçak gemisi
hizmet limanına bağlanmıştı ve ona insanlar sırayla gidiyorlardı. Gemi geziyorlardı. Savaş gemisi gezen insanlar vardı. Böyle 100 bin kişi falan savaş gemisi gezmiştir İzmir'de. Tüm sahili dolaştı TCG Anadolu. Ve yani şöyle söyleyeyim, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Tayyip Erdoğan oyunun en çok azaldığı yer aslında Kayseri falan yani. Ve en az azaldığı yerler de aslında gayet batı yerleri oldu. Ben özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Tayyip Erdoğan'ın Taşra'da oyunun nispeten korunacağını fakat büyük şeylere ciddi düşeceğini tahmin ediyordum. Taşra'da da Taşra'nın Taşra'sında gene korudu. Ama Taşra'nın merkezinde yani şöyle söyleyeyim size işte Kayseri il merkezi gibi, Çorum il merkezi gibi, belki işte Sarıgün'ün Erzincan'ı falan gibi yerlerde oyları düştü. Adalet ve Kalkınma Partisi, ama İzmir, İstanbul gibi yerlerde benim beklediğim kadar bir düşüş olmadı. Biraz şey bu TCG Anadolu, Bayraktar, TOG hikayesinin alıcısının olduğunu gösteriyordu. Siz mesela liyakat diyorsunuz. Yani liyakat, adalet, hukuk falan bunlar çok da kafamda canlandırabilecek şeyler değil. Kafada canlanmıyor bunlar ama TOG denilen yanında bir TOG çizebiliyorum ben. Alım gücü bu kadar azaldı ve belki de propaganda sayesinde bilmiyorum. Bunun gerçek suçlusunun kim olduğu da pek belki şey değil. Suçlu başkası. Net değil yani, çünkü devamlı başkası suçlanıyor ya her şey için. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyu da 135. Yani bakıldığı zaman 2002'den beri en düşük oy seviyesine geldi. Ama MHP de sonuçta iktidar ortağı. Ya MHP ama kendisini vatan milletten sorumlu devlet kurumu olarak koydu. Ve orada hiçbir şeyden sorumlu değil. Ve yani şöyle söyleyeyim. Bir taraftaki grup insanlar, partiler muhalefette oturdular, bakanlık pazarlığı yaptılar. MHP hiç bakanlık istemedi. Demek ki kimin dediği doğruymuş, kimin dediği yanlış. Şu ortaya çıktı belki de, öyle bakabiliriz. Evet. Yani demek ki bakanlık peşinde koşmak o kadar da doğru değilmiş. İktidarın yaptıklarının sorumlusu görülmedi. İktidar tarafında şöyle bir şey var. Sizin kadar şikayetçiler, sizin kadar olan bitenden rahatsızlar. Ama o rahatsızlıklarını işte Milliyetçi Hareket Partisi'ne Yeniden Refah'a oy verip yine Tayyip Erdoğan'la devam ederek gösteriyorlar. Öyle de bir %15'e yakın bir kitle var açıkçası. Yani aslında sorun daha çok belki Millet İttifakı'na oy verememeleri. Ya da Millet İttifakı, yani orada kimlik politikası mı biraz da etkili o %15? Tabii. Kesinlikle öyle, kimlik politikası. Bir de ya ben biraz daha şey konulara gireyim, mesela kendi hatalarımdan gideyim. Seçim öncesinde hep bu tiplere kızdım ben. Siz niye aday gösteriyorsunuz, niye ayrılıyorsunuz, niye işte oyları bölüyorsunuz diye. Yani bence yine böldüler oyları. Hatta muhtemelen Yeşil Sol'a tahminime göre bir, yani 4 tane milletvekili çıkarttılar. Beraber girselerdi belki toplam 8 milletvekili daha Yeşil Sol bence fazla çıkartırdı diye tahmin ediyorum. Ama şöyle bir şey var. Girdiler, kazandılar. Çok da bir şey söyleyeyim. 1.8 oya saygı duyabilirim ben ancak. Ciddi bir şekilde. Hatta işte Mustafa Sarıgül girdi. Erzincan'da çalıştı. İşte Fatih Erbakan AKP listesinden girmedi. Kendi girdi. Evet, biz evet. Biz kaldı, kaybedebilirim. Ve o iki adayı konuşalım. Mesela Sarıgül. Şimdi biz bayağı Mustafa Sarıgül'le dalga geçmeye mesai harcayan insanlarız. TikTok fenomeni olduğu için tüp tokatladığı videolarla dalga, Ayçiçek yani, yağ tokatladı bir süre. Evet, çünkü yani ne kadar hani komiklik yapsan da yap, günün sonunda bir Sarıgül TikTok'u kadar komik olamıyorsun. Evet, yani bizim işimizle onun, de ilgili bir sıkıntı var onun orada. Onun yarattığı yani da bir kıskançlık, haset var bence. Gerçekten ama mizahla başardı sonunda ama yani. Mizahla, bizim güldüğümüz şeyle başardı yani. Ama evet, öyle görülüyor ki Mustafa Sarıgül bir şeylere doğru yapmış. Evet. Öyle değil mi? Şöyle söyleyeyim ben. Bir defa birincisi kendisi aday oldu. Yani bizim muhalefet tarafındaki figürlerin çoğu kendisi aday olmadılar. Kendileri hepsi Cumhurbaşkanı yardımcısı oldu. Yani normalde bu arkadaşların hepsi vekil adayı olsalardı keşke de, yani görseydik. Mesela işte atıyorum birisi Kayseri'den, birisi Konya'dan, birisi yani oldukları yerde aday olsalardı kendi adlarıyla. Evet. Aldıkları oylarla, alacakları oylarla etkili olurlardı. Onu söyleyeyim. Bir defa kendisi aday olan kazandı bu seçimde benim gördüğüm kadarıyla. Yani aday olan kazandı. Hani millet aday olmadı ki muhalefetin. Yarısı aday değildi zaten yani. Hani yarısı Cumhurbaşkanı yardımcısı adaydı. O atamanlık koltuğu, yani Cumhurbaşkanı yardımcısı siz de olabilirsiniz. Onun yerine Sarıgül kendi aday oldu. Ama demek ki yerel destek vardı demek ki ona, öyle mi? Yani orada o bağlarını koparmamış. Şimdi Erzincan zaten CHP'nin aslında güçsüz olduğu bir yer değil. CHP'nin orada her zaman bir %25'lik bir tabanı var. Adalet ve Kalkınma Partisi de çok güçlü. Yani orası da bir Tunceli değil. Erzincan'da değil. O yüzden de zaten ortada bir topluluk vardı. Adalet ve Kalkınma Partili olup aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ne meyil edebilecek, ekonomiden rahatsız, daha ziyade hem de genç, hem de belli bir kimlik konusunda da CHP'li kimliğiyle çok barışmış değil henüz. Olan bir kitle var şu anda. Bunların bir kısmı belki işte Muharrem İnce taraftarı olarak arada gördük. Arada işte biz işte saçlarıyla falan dalga geçtik. Sarıgül o kitleyi de yanına çekti herhalde ki
ki şu an %35-36 gibi bir oy aldı. Yani sonuçta 20'den 36'ya çıkarttı. %15 artış da, yani tamam CHP'nin orada bir tabanı var. Sarıgöz 0'dan 35'e çıkartmadı orada ama gerçekten bir katkısı var şimdi doğruya doğru. Hakkını vermek lazım. Bu TikTok'lar mı işe yaradı sizce? Ben de İstanbul'dayken Şişli'de yaşıyordum. Sarıgöz beni de öptü İstanbul'da. Yani sokakta yürüyordum. Adam geldi öptü. Şimdi böyle bir adam yani. Bir tarafı var. Gerçekten yolda yürüyorsunuz. Biri geliyor öpüyor yani sizi. Bu. Yani Şişli'de yaşayan birçok kişinin başına gelmiştir bu arada. Söyleyeyim yani. Hijyenik de değil bu arada. Sokakta biri sizi gibi öpüyor. Herkesin var öyle bir tecrübesi yani. Sarıgül'le bir ben ne oluyor bu kalabalık var falan derken ne var diye baktım. Öpücüğü kondurdu bir anda. Ne var diye bakarken değil mi? Evet aynen öyle. Aynen öyle. Şöyle birincisi gerçekten siyasetçiyle birinci elden temas önemli. Ben bu araştırmacılık da yapıyorum aslında arada. Böyle birkaç miting de gezdim. Mitingleri falan takip edince şunu görüyorsunuz. Büyük şehirlerdeki mitingler miting değil. Hiçbir önemi yok. Çünkü büyük şehrin içerisinde siz o mitingi hissetmiyorsunuz bile. İstanbul'da, İzmir'deki mitinglerde miting alanında miting olduğu hissediliyor. Ama mesela İzmir'deki en büyük mitingde bile gidin karşıya kadar gezin. Herkes kendi hayatını sürdürüyor. Ama mesela ben bir Akhisar mitingi izledim. Mitinge gitmeyenler de İmamoğlu konuşuyordu orada. Öyle söyleyebilirim size. Çünkü Akhisar için hakikaten İmamoğlu ünlü yani. Hani orada bir adam geldiği zaman Akhisar'da öyle İmamoğlu kadar ünlü kimse de yok. Ünlü görmek İstanbul'da bir olay değildir. Ama Manisa'da dolaşıyorsanız bir ünlü görmek, Erzincan'da hele düşünün. Erzincan'da Mustafa Sarıgül'ün %1'i kadar ünlü ikinci insan yok. Yani evet. Öyle bir durumda da düşünürseniz Erzincan için önemli bir adam diye düşünüyorum. Yan yana gelmek de etkilemiş olabilir insanlar belki. Evet yani orada sahada olmak. Dirsek ve dudak evet. Teması kurmak. Sinirlendi. Sevmedikleri şeyleri tokatlamak bir süre. TikTok'ta yayın yap. Ben demin de sokağa çıktım ya bu konuyla ilgili. Evet. TikTok soruyorlar yani. TikTok çok seviyorlar. TikTok fenomeni bir gerçekten iyi bir TikTok fenomeni. Evet, mesela evet. Adaylığını koysa kazanır yani net. Benim de böyle tanıdığım bir arkadaşlarım Kemal Kılıçdaroğlu'nun Instagram'da yeterince takipçisinin olmadığına evet. Karar verdi. Ve böyle bir kampanya başlattılar. Kemal Kılıçdaroğlu'nu Instagram'da takip ediyoruz. Instagram evet. Kampanyası. Ve ben de gaza gelip kendisini takibe başladım. Ve bekliyorum seni seçim biter bitmez unfollow'u basacağım. Yani Instagram'da ben Türkiye sorunu görmek istemiyorum zaten. Evet evet evet. Ya şey mesela Gandhi olsa Gandhi'yi ister misin Instagram'da? Yok istemem ben Gandhi'yi istemem. Evet. Ama mesela Sarıgül'ü isterim. Ofiste pirinç lafası keyfi falan. İstemezsin abi o mecranın yeri şey değil. Bir de Türk seçmeni böyle alfa şeyi mi daha mı çok seviyor acaba alfa karakterleri? Bence alfalığı seviyorlar da ama bu başka türlü de sergilenebilir onu da söyleyeyim. Mesela benim yaşım müsait 91 seçimlerinden önce Demirel'in şapkasını çalmışlardı ve Demirel şapkasını çalan adamın elindeki adamı yakalayıp şapkasını kurtarmıştı adamdan. Yani ve şapkayı kaptırmamıştı. Onun gibi hatta ben şey diye düşünmüştüm ya buna benzer bir şey yapalım mesela Ali Babacan'ın cüzdanını çalsın Babacan'ı hırsız yakalasın falan böyle bir öyle bir enstantane falan Ali Babacan kız gibi bağırırmış böyle istediği gibi bağırır şey var. Mesela Amerika'da Barack Obama 8 yıl başkanlık yaptı aklımda benim gerçekten attığı üçlük kaldı yani öyle bir tarafı da var o işin gerçekten de insan evet. O fiziksel şeyi yerleşiyor yani Türkiye'nin başındaki lideri de nasıl tanıyoruz uzun adam diye. Yani şimdi santimetre ile ölçülen bir lider var yani sonuçta baktığınız zaman. Bu da işin ister istemez böyle bir ilkel boyutu var. Evet. Bir tarafında. İşte kült, lider kültü mü denir artık böyle bir şey. Mesela Türkiye'de bir daha Özal gibi bir lider olmayacak. Mesela Süleyman Demirel gibi bir lider kesinlikle olmayacak az çok eminim yani. Şu anki Türkiye'nin ne bağlamda? O fizikte lider olmayacak. Ha şey olarak kilo boyda, olarak mı? Öyle şişman o boyda falan birisi şey lider asla olmaz. Gerçekten mi? Şey mi demek istiyorsunuz? Tıknaz lider olmaz bu saatten sonra. Artık olmaz imkanı. Çünkü Özal da tıknazdı. Demirel de tıknazdı. Gerçekten. Tabii tıknaz liderler bunlar. Şey ama İmamoğlu da çok sanki bu şeye uymuyor bu alfa tiplemesine. Ama o şey yaptı. Onun öyle bir hareketi var ya işte kolları kıvırdım, kravatı fırlattım, geliyorum işte aranızdayım falan gibi aslında. Onun da kendine has. Yani İmamoğlu bunu yapıyor dediğin İmamoğlu hareketleri var. İmamoğlu direkt sevgi insanı ya. Tamam işte yani böyle bir hoyrat böyle sizin aranıza katılması böyle el öpmesi falan. Bayağı bildiğim mitinglerde insanlar ellerini falan öpüyor. Peki bu seçim sonuçları arasında size en çarpıcı gelen hangisi? Şu sonuçlarda beni en çok çarpan şey bir defa tipe ciddi saygım var artık. Daha önce o kadar yoktu. Gerçekten de. Yani ben bayağı eleştiren birisi. 1.8 çok ciddi oy. Yani mesela Kadıköy'de %10'a yakın oyları evet. Var. Bu kadar oy alana saygım var benim. Evet. Öyle ya da böyle kendi mücadeleye girmiş oy almış. Bravo. Yeniden Refah
O konuda biraz insanlara uyarmaya çalışıyordum. Geliyorlar. Çok dikkat etmek lazım. Hı-hı. 2.8 oy, 5 tane vekil her yerde seçildiler ve İstanbul'un 3 bölgesine birer vekil, Kocaeli'nde bir vekil, şeyde Konya'da bir vekil seçildi. Hı-hı. Çok ciddi bir oy aldı Yeniden Refah Partisi şu anda. Ve bence şey Tayyip Erdoğan'ın çok kritik hamlesiydi. Çok şurada söylemiş olayım. Yani seçimden önce Fatih Erbakan da adaydı, Cumhurbaşkanı adaydı. Evet. Ve bence aday olsaydı %5 oy alırdı. Hmm. Şu an çok net gözüküyor o. Ve o zaman da belki ikinci sıra Kılıçdaroğlu birinci sırada girmiş olacaktı. Durum aynı olacaktı ama psikolojik olarak Kılıçdaroğlu çok daha kuvvetli olacaktı. Adalet ve Kalkınma Partisi ile beraber Cumhur İttifakı'ndan girince bence Adalet ve Kalkınma Partisi 4-5 vekil kaybetti. Bu kaybetmeyi göze aldı. Yeniden Refah'ın oyları arttı. Çok daha Adalet ve Kalkınma Partisi rahat rahat Yeniden Refah'a verebildi. Yeniden Refah barajdan dolayı veremeyecek insanlar verebilir hale geldiler. Ve Yeniden Refah 2.8'e 3'e yakın oy aldı. Ama bu sayede de Fatih Erbakan adaylığını önledi. Yani %5 alabilecek bir adayın adaylığını önledi ve kendisi birinci çıktı. Sinan Oğun şimdi bir pazarlık pozisyonda olduğunu düşünüyor. Evet. Ama %5'in onu ne kadar takip edeceği şu an bir muamma değil mi? Yani buraya verin dediği zaman oyu. Kesinlikle. Sinan Oğan seçmenleri %5'lik grup hangi sosyolojik kitlelerden gelmişler? Hangi politik geçmişe sahipler? Yaş ortalamaları nedir? Hiçbir bilgimiz yok bizim bunlara dair. Veya ben mesela tek tek bakmaya çalıştım. Hala henüz kafam çok net değil orada. Şundan dolayı Sinan Oğan'ın mesela oy aldığı yerlerde diğer partilerin oylarına falan bakınca şeyde kime vermişler? Parlamentoda kime vermişler anlamaya çalışıyorum. Şimdi Zafer Partisi'nin bir oyu var 2.2 falan civarı. Yani hemen hemen Sinan Oğan seçmenlerin yarısı Zafer Partisi'ne oy vermiş. Onlar birazcık da katılık göstergesi. Ama Sinan Oğan seçmenlerin yarısı da başka partilerden geliyor. Şimdi burada o gelenlerin de bir kısmı İYİ Parti, bir kısmı CHP, bir kısmı MHP gibi duruyor şu anda. Ama çoğunluk aslında daha muhalif gibi duruyor. Yani çoğunluk daha da muhalif gibi duruyor onlar arasında. Ama iktidardan gelen peki de var. Peki mesela bir yani, ama net değil yani şu yaş anda. Olarak bir gruplama mümkün mü orada? Ya elimizde araştırma yok ama seçimden önce yapılan bir araştırma vardı. Seçimden önce yapılan araştırmalarda işte Adalet ve Kalkınma Partisi ve CHP'de kadın seçmen çok. MHP'de biliyorsunuz erkek seçmen çok zaten. Bir de aslında bunlar dışında kalmış muhalefette de erkek seçmen çok. Yani Sinan Oğan, işte Memleket Partisi, Muharrem İnce oralarda erkek daha çok. Yani biraz hatta da tırnak içinde söyleyeyim böyle oğlan çocukları oyuncak seviyorlar. Yani işte gemiler, İHA'lar, SİHA'lar, TOG'lar, MOG'lar falan filan bunlar biraz belli bir muhalif olabilecek genç erkekleri etkiliyor diye düşünüyorum. Peki bu yeniden Refah Partisi'nin yükselişiyle ilgili bu durumda bu keneviri yasal yapar mı? Hani böyle bir şey. Bunda işlerimizi sormamızı rica et. Evet, bizim arkadaşlarımız sor dedi, bu önemli bir konu dediler. Şimdi mRNA aşısı olursa kuyruk çıkabilir falan dedi yani. Şimdi Fatih Erbakan böyle bir o noktada öyle bir nokta ki yeniden falan sonu yok. Gerçekten sonu yok. Çok yani fantastik şeyler görebiliriz. Özellikle bu kadın meselesi falan filan program için biraz fazla sert olur ama çok girmeyelim. İsterseniz girelim ya da fark etmez ama artık nereye gider bilmiyorum. Her türlü fantastik teori ortaya çıkar. Yani işte Siyonizm, dünya yöneten 5 tane aile, onun arkasında ya bayağı eğlenceli bir gündem olur. Kadın meselesi harici onu bir kenara koyayım da onun dışında kalan konularda bayağı fantastik şeyler söyleyeceklerdir. Özellikle bu pandemi, özellikle Dünya Sağlık Örgütü, aşı, o bu tarz konularda falan Yeniden Refah'ın mecliste çok fantastik performans sergileyeceğini düşünüyorum. Kadınlar yoğunluklu olarak galiba Tayyip Erdoğan seçmeni, yanlış mı biliyorum? Şöyle belli yaş üzeri ev hanımları Tayyip Erdoğan seçmeni. Aynen gençlerde o kadar yüksek oranda değil. Evet. Ya ben o konuda biraz şöyle bakıyorum. Geleneksel bir kadının hayatında işte yani en büyük derdi kocası. Yani kocası sorun yaratıyor. Kocası nasıl sorun yaratıyor? İçki içiyor sorun yaratıyor. Kumar oynuyor sorun yaratıyor. Eşini aldatıyor sorun yaratıyor. Şimdi bu sorunlara da hepsinde İslami hareket aslında kadının yanında kalıyor. Evet. Yani teknik olarak. Karını aldatma diyor. İşte kumar oynama diyor. İçki içme diyor. Ve teknik olarak da o kadınlar da o hareketin başında hele bir de boylu postlu da bir adam yani. Öyle onlara da iddialı konuşuyor. Seviyorlar gerçekten. Gerçekten. O tarafından söylemek gerekirse. Beklentilerin arttığı, nispeten daha muhafazakar gençlerde bu sevgi azalmış durumda. Onların beklentileri hayattan daha fazla. Evet. Bu daha önce saydığım bu üç şeyle tatmin olmuyor artık genç kadınlar. Evet. 30 yaş altı diyelim, 35 yaş altı. Onlar birazcık daha fazla şey bekliyorlar diye görüyorum. Evet, ben 2007'de galiba bir AK Parti mitingi görmüştüm İzmir'de. Ve kadınların sayısına inanamamıştım. İzmir'de bak, İzmir'de AK Parti mitingi. İnanılmaz çok kadın vardı ve Tayyip Erdoğan denizden bir şeyle geldi. Vapur muydu artık, tekne miydi tam hatırlamıyorum. Poseidon gibi, deniz tanrısı gibi.
Poseidon gibi İzmir Körfezi'nden geldi. Ve kadınlar sanki böyle Mick Jagger sahneye çıkıyormuş gibi İzmir'de, kordonda. Ve beni çok şok etmişti. Güzel bir anıymış. Benim hiç AK Parti mitingi anım yok mesela. Peki şimdi biraz gelecek tahmini yapalım. Burada iki tane ihtimal var. Bir Millet İttifakı kazanabilir, Cumhur İttifakı kazanabilir. Yani bu iki senaryoda nasıl, neler bekliyor sizce? Yani tabii ki tamamen spekülatif ama önümüzdeki 5 sene tabii nasıl ki şekillenir yani? Aslında biraz düşünüyorum. Sanki iki senaryoda olursa olsun ben 4 yıllık bir hükümet meclis beklemiyorum. Yani 2025 civarı falan tekrar genel seçime gideriz gibi geliyor bana. İki senaryoda da. Yani şöyle söyleyeyim. Birincisi, iktidar kazanırsa Tayyip Erdoğan bence yaptıklarının bir sağlaması olarak görecek. Özellikle ekonomide bu fantastik politikalara devam edeceğini öngörüyorum. O yüzden de ekonominin daha alt üst olacağını, bizim giderek fakirleşeceğimizi tahmin ediyorum kendi adıma. Ben yani Erdoğan'da bir rasyonelleşme falan beklemiyorum ki Mehmet Şimşek'i falan getirdiği söyleniyordu. Ben Mehmet Şimşek'i Erdoğan'ın ekonomi falan bırakacağına inanmıyorum. Siz Mehmet Şimşek olsanız gelir misiniz böyle bir ortama? Ben gelmezdim açıkçası. Şimdi ben olsam Mehmet Şimşek gelmem de Mehmet Şimşek gelirme emin değilim. Çünkü Mehmet Şimşek'in de son 5 yıllık bakanlığı şöyleydi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden biri diyordu ki işte dünyayı 5 aile yönetiyor falan. Sonra Mehmet Şimşek gece 12'de Twitter'a geliyordu. İngilizce özür dileriz diye tweet atıyordu. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nden biri İsrail'i sahip dünyadan sileceğiz falan diyordu mesela bir tanesi. İşte veyahut da Yiğit Bulut IMF emperyalisttir falan diyordu. Mehmet Şimşek gece 12'de geliyordu, tweet atıyordu İngilizce. IMF is very close ally falan filan diye öyle bir iş ona doğru dönüyordu. Mehmet Şimşek'in son 5 yılı zaten Gezi olaylarından sonra Adalet ve Kalkınma Partili birinin yaptığı fantastik bir açıklamayı gece 1'de İngilizce tweet alarak düzeltmekle i̇şte, geçmişti evet. Zaten yani. Hani ama bunu kabullendikten sonra bir insan zaten gelebilir yani artık bilemiyorum. Şunu söyleyeyim, Mehmet Şimşek ile temas etmelerinin sebebi biraz bence şeydi. Seçim öncesinde kurda ani bir artıştan korktukları için esasında kurdaki artışı tetikleyebilecek aktörleri biraz yumuşatmak adına oynadıkları bir oyundu bence Mehmet Şimşek konusu. Bir mesaj yollamaktı yani. Biz daha ortodoks biraz, hani politikalara. Aynen. Ama ben ortodoksa falan döneceklerine inanmıyorum açıkçası. Yani gayet gidebildiği kadar böyle gidecektir. Tayyip Erdoğan memnun. Seçimi kazanıyor. Kazanabildikçe devam edecektir. Evet. Onun dışında şöyle söyleyeyim. Sertleşme olur. Sertleşmenin boyutu Tayyip Erdoğan iktidarında kazandığı galibiyetin büyüklüğüne bakar. 51-49 kazanırsa başka, 55-45 kazanırsa başka, 60-40 kazanırsa başka türlü olur diye düşünüyorum. Bir noktada ama iktidarın tabii ki elindeki hareket imkanı kısıtlandı. Bu işte Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail ve Mısır'la yapılan yakınlaşmalarda görüldü aslında. Orada bir noktaya kadar, gücü oraya kadar gitti hükümetin diye düşünüyorum. Umarım olmaz bir, Türkiye etrafında bir savaş olmazsa iktidarın hareket imkanı sınırlı. Ukrayna Savaşı da biterse fantastik hareket imkanı sınırlıdır iktidarın diye düşünüyorum. Ama yani olur da mesela Amerika İran'ı falan işgal etmeye kalkarsa, Tayyip Erdoğan çok dehşet güç kazanır bundan dolayı. Yani Türkiye etrafa savaş olursa Türkiye'nin en başındaki otoriter lidere kimse bir şey demez. Ekonomik olarak da bu yolun sonu var. Yani işte bu CDS'ler, MDS'ler artıyor biliyorsunuz. İşte, işte risk primleri falan, onların artışının süreceğini tahmin ediyorum. Ve açıkçası halkımız dayanırsa dayanacak, dayanamazsa dayanamayacak herhalde onun sonu. Bunun dışında muhalefet kazanırsa da şu, meclis iktidar tarafında yani iktidarın dağılmayacağını hep söylüyorduk zaten. Şu an Kılıçdaroğlu da kazansın, Tayyip Erdoğan etrafında Adalet ve Kalkınma Partisi dağılmadan durur. Geri geleceğiz diye çok yoğun ve sert muhalefet etmeye devam ederler. Yani şu an İmamoğlu mesela çalışmıyor, tatile gidiyor falan diye inanan İstanbul'da milyonlar var. Buna benzer bir şekilde tüm Türkiye'yi inandırmaya çalışırlar. Onun da yine 2 yıl içerisinde de açıkçası tekrar seçime gitmek zorunda kalacağını düşünüyorum Kemal Kılıçdaroğlu'nda. Anladım. Peki ekonomik açısından yani mesela muhalefet önünü alabilir mi olası bir krizin? Derin bir krizin. Şu an kriz var zaten de. Şöyle. Bence. Yani krizin daha da derinleşmesinin diyelim. Bence şöyle, belli bir güven oluşturulabilirse uluslararası sermayenin akışıyla falan bir noktaya kadar alınabilir. Yani o kadar imkansız değil. Türk halkı çalışıyor. Yani Türk halkı Almanya'nın doğusunda, Çin'in batısında en çok çalışan insanlar bizleriz herhalde diye tahmin ediyorum. Yani burada doğal kaynakla değil, kendi emeğiyle devletine vergi ödeyen başka bir bizim kadar millet yok. Evet. Bu millet çalışıyor yani. O zaman da illaki ekonomi döner. Yani evet. hele biraz bir dış destek olduktan sonra. Evet, yani bir şeylerin önü alınabilir belki. Evet, evet. Hayır, ben şunun için sordum. Daren Hocamoğlu'nun dün tweetleri vardı. Siz de görmüşsünüzdür.
Ve bana sanki evet. şey diyormuş gibi geldi. Şu an zor zor ayakta tutuluyor bu swaplarla muvaplarla. En azından yarattıkları şeyin sonucunu kendileri yaşasın gibi bir bakış açısı var mı sizce? Bilmiyorum, ben mi yanlış anladım? Ya ben ama o bakış açısına hiç sahip değilim. Çünkü onun altında ben kalıyorum. Ben açıkçası işsizken daha zenginim gibi hissediyorum. Yani şu an kendimi daha fakir hissediyorum işsiz halime göre. Yani bir noktada dediğiniz gibi bir hissiyat olabilir ama siyaset zaten şu demektir. Ben yönetirim iddiasına sahip olan insanlar siyaset yaparlar. Evet. Ben yönetirim iddianız yoksa zaten hiç siyasete girmeyin. O krizi yönetecek insanlar gelecekler, yönetecekler bizi. Evet. Yani o iddianız yoksa zaten hiç girmeyin. Yani... işte kriz onun üzerinde kalsın, hiç üzerinde kalmaz yani, o zaman tam aksine krizle de mücadele etti. Ola ki diyelim ikinci turda Millet İttifakı Cumhurbaşkanı seçtirdi. Yani bunu döndürebilecek, daha adil bir şeye çevirebilecek bir şeyler yapabilirler mi sizce, bir manevralar? Ya Türkiye'de birincisi seküler kesimin kurumları yok. Yani baktığınız zaman bugün İHA'nın 900 bin tekil bağışçısı var. Yani AHAB'ın boyutlarının çok ötesinde mesela bir STK. Onun gibi baktığınız zaman aslında devlet kurumlarının tabii ki daha mesafeli ve kurumsal yaklaşması lazım. Onun oturtulması gerekiyor. O konuda tabii ki katılıyorum. Ve bu birazcık da insan kalitesi sorunu diye düşünüyorum. Belli bir insan kalitesindeki insanlarla bir şeyleri yapabilirsiniz. Bu işler tüm sistem aslında belli bir kalitedeki insanlara göre tasarlanmış diye düşünüyorum. Yani Amerika'da da böyle Trump gibi bir adamın geleceğini tahayyül etmemişlerdi. O sistemi tasarlayanlar mesela. Orada da belli bir insan geldi, karıştırdı ortalığı. Belli bir kalitede insanlar bir noktaya kadar bir şeyleri düzeltir diye umuyorum. Burada mesela dediğiniz şeylerden Merkez Bankası bağımsızlığı genelde öne sürülen bir faktördür. Hı hı. Merkez Bankası'nın çünkü politikaları gerçekten de geleceğin zenginliğini bugünden harcamanın imkanını size sağlayan bir aygıtlara sahip Merkez Bankası. Ya para basıyor sonuçta. En azından bu faiz oranı belirliyor falan. Yani Merkez Bankası'nın gerçekten de belli bir bağımsızlığa sahip olması gerekiyor. Onun dışında tabii ki medya konusunda yani inanılmaz bir dominasyonu var hükümetin. Biz artık az televizyon izliyoruz da pek hissetmiyoruz aslında. Evet. Yani gerçekte aslında çok ciddi dominasyonu var. Ben mesela 2013'ten beri Tayyip Erdoğan'ın sesini duymadım. Çok güzel, çok rahatım o yüzden. Hı-hı. O yüzden de çok şaşırıyorum. Yani AK Partililerden argümanları duyduğum zaman çok şaşırıyorum. O kadar kopuğum ki şeyden. Senin Twitter timeline'ında Millet İttifakı kazanıyor zaten değil mi? O şey benim Twitter şeyimde tip şu an şeye geliyor. Tabii. Cumhurbaşkanı yardımcısı Erkan Baş bende. Benim Twitter timeline'ımda. Şu an Erkan Baş'ın Cumhurbaşkanı olmuş olması lazım benim Twitter'ıma göre. Benim de öyle. Sigortalar lazım ama hangi sigortalar lazım, o konuda liman olarak çok bir şey söyleyemiyorum. Yani fazla denetleme falan da şey yapamıyorum ama en azından şöyle söyleyeyim. Mesela Ekrem İmamoğlu İstanbul Belediye Başkanlığı'nı kazandı. Şöyle söyleyeyim. İşte İBB'yi kazandıktan sonra mesela biri daha kazanmıştı 20 yıl önce, hatırlıyorsunuz. Tayyip Erdoğan 1994'te. 1994'te Tayyip Erdoğan İBB'yi kazandı. İlk yaptığı iki iş şunlar olmuştu. Kanal 7 kuruldu, Yeni Şafak kuruldu. Evet. Çünkü İBB'nin rantı üzerinden iki tane yayın organı hemen kurdu. Evet. Şimdi benzer bir şey mesela İmamoğlu deniyordu. Olay TV falan da hiç yapamadı. Engellediler açıkçası. Gayet o kanalın ruhsatı Cavit Çağlar dedi. Şuydu buydu falan engellendi. Yani bu iş biraz medya işi ve kendi medyanızı kurma, ayakta tutma işi. Parti gücü olmadan, o partinin yarattığı rant olmadan da o medyayı ayakta tutmanız da zor. O büyük medyayı ayakta tutmanız da zor. İşte işin bir de öyle tarafları var, yani o medyanın finansmanı da sıkıntılı. Yani o medyayı finanse etmek için de biraz siyaset lazım, belediye rantı lazım, şu sütun lazım. Şimdi o belediyeden yani oraya reklam versin, bu şey yapsın falan. Böyle sıkıntılı işler var ve siyasetin finansmanı da ciddi sorun Türkiye'de. Türkiye'de şu an siyaset nedir? Mesela zenginlerin hobisi. Adamın hayatta bir çalışma derdi yok, iş derdi yok, para derdi yok, hiçbir derdi yok. Adam hobi olarak siyaset yapıyor. Bizde siyaset yapan kimler? Ya aşırı zenginler, ya avukatlar, ya emekliler. Şimdi bu insanlar siyaset yapabiliyor şu an Türkiye'de. Başka bir insanın siyaset yapma imkanı teknik olarak yok. Zaten yani doktorun, mühendisin siyaset yapabileceği bir dünya değiliz. Evet. Onun dışında benim bir arkadaşım bir ara şeydi. Yeşiller Partisi'nin İzmir İl Teşkilatı'nı kurdu. Ya çocuk 2 yıl borç ödedi ya. Parti kurup içeri giren adam. Sonunda kapitalist oldu. Aynen. Bu Amerika'daki gibi bağış toplama yok bizde? Ben bunu anlamıyorum mesela. Evet, Amerika'da devam bir bağış toplanıyor mesela şey için, partiler için. mesela burada öyle halktan bir şey yok. Hazine yardımına ihtiyaç duyuyorlar. Partiler açısından da işi bayağı o döndürüyor. Onun dışında tabii belediye rantı partileri döndürüyor. Evet, zamanımız doldu. Evet. İlkan Bey çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
bayağı bir bilgilendik. Çare Sarıgül diyor İlkan Bey diye vereceğiz. Biz böyle anladık. Yani çünkü tek olumlu konuşma Sarıgül için yapıldı. Erzincan zaferini iyice kutladık onun. Seçmenini öpen. Seçmenini öpen ve sizi de. Aday. Çünkü şöyle bir yorum geldi İlkan Bey'den. O adam beni de öptü diye. Yani tabii ki kazanır. Tabii ki kazanır. Adam beni bile öptü diyerek. Bundan haberiniz olsun. Ben de çok teşekkür ederim yorumlar için. Çok moral olmadı yani onu söyleyeyim. Evet son bir cümle alalım o zaman. Moral verseydiniz. Bir moral bari. Verici bir şey söyler misiniz Sarıgül dışında? Şöyle söyleyeyim bakın insanların hayattan beklentileri artıyor az önce söylediğim gibi. Bu insanların hayattan beklentileri azalmayacak artacak. Daha fazlasını isteyecek insanlar. Bu yaşadıkları hayatın daha ötesinde daha güzel hayatlar olabildiğini herkes düşünüyor diye düşünüyorum. Ve bu daha güzel hayat beklentisi de hınçı yenecektir. Öfke yenecektir veyahut da işte o kutuplaşma yenecektir en sonunda diye düşünüyorum.